Hocam bir kardeşimiz soruyor. Hocamızın, Şeyhimiz Mehmet Efendi Hazretlerinin ve Büyük Şeyh Efendimiz Nazım Kıbrıs Hazretlerinin sohbetlerini sosyal ortamda paylaşabilir miyiz? Kendi kanallarımızda. Tabii ki. Diye izin istiyoruz. Tabii ki. Evet. Ne kadar çok insana yayılıyorsa o kadar güzel. Evet. Şeyhimiz Hazretleri, Şeyh Mehmet Efendimiz daha çok onları tabii. Bizimkiler de paylaşsınlar hiç sorun yok. Evet. Onlarınkiler daha mübarek tabii ki. Daha çok ne kadar insana ulaşabiliyorsa o kadar güzel. Vazifedir yani bu e, muhabbet sevdalısı olan herkesin vazifesidir. O kutlu sözleri hani Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'in e, veda hutbesinde buyurduğu gibi. Evet. Duyanlar duymayanlara işitsin diye. Aynı o şekilde yani bu vazifeyi yerine getirmiş oluruz inşallah ki Allah'ın bize lütfettiği bir ikramdır bu ahir zamana neden? Şeyhimiz Hazretlerinin bizzat sohbetini dinlese birisi yani herkesin zeka seviyesi aynı olmuyor. Her kelimeyi aklında tutamıyorsun. Tam onun istediği gibi, anlattığı gibi nakletmek istiyorsun. Bazen edemiyorsun çoğu insanlarda. Ama Allah lütfetti şimdi. Şeyhimiz de zaten zamanın kutbu olduğunun açık bir göstergesidir bu. Kameranın ilk çıkar çıkmaz çekin demesi. Yani çoğu evliyalar, alimler aman aman bana yaklaştırmayın derken şey efendi kamerayı görü görmez çekin. Direkt söylemesi yani ne kadar büyük bir evliya olduğunda aleni işaretidir. Onun için o sohbetleri kaydettirdi mübarek o kutlu kelamlarını inşallah aynıyla dağıtma imkanı da Allah bize verdi. Dağıtalım. Dağıtalım. Hepsi yani Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri başta, Şeyh Mehmet Efendimiz sonra onları daha ziyade yaymaya gayret göstersin kardeşlerimiz. Onların sözleri daha mübarektir tabii. Bizimki de oluyorsa bizimki de. Bizde izin var yani. Hiç sorun yok Allah'ın izniyle. Hocam sosyal ortamda İslam düşmanlığı yapan kişilere cevap verdiğimiz zaman yırtıcılar gibi saldırıyorlar. Bu gibi durumlarda nasıl hareket etmeliyiz? cahilin Ayeti kerime bu. Huzil af. Araf suresi sonunda. Huzul af ve emr bil urf ve a'rid an el cahilin. Ya a'raf ya enam sonunda olması lazım. Afusan <laughs> al diyor Allah subhanahu wa taala peygamberimize İhsan sallallahu aleyhi ve sellem ve emr bil urf iyilikle emret ve a'rid an el cahilin. Cahil uğraşılmaz. Hani Hazreti Ali radıyallahu anhu kerramallahu ve için çok güzel bir sözü var. Yani edepsize kötü bir kelam etme. Onda daha kötüsü de vardır diyor şimdi bu fark. Öyle şimdi sen e, hayan ile bir noktaya kadar belki bir şey söylersin. Ama o daha da aşağı indirecek bu işi. Daha rezil edecek. Velhasıl hiç kavgaya gürültüye gerek yok. Hakkı söyleyin. Bakın karşıdaki nasıl yaklaşıyor. İnatla mı yaklaşıyor? Esselamu aleykum. Bu da ayeti kerimenin yine yani selam ver ayrıl diye ayeti kerime de var ve kul selam diye. Velhasıl selam verin ayrılın. Laftan anlamayacak insana kimse laf anlatamaz. İnsan inat gözlüğünü gözünden çıkartması lazım ki bir şeyleri anlayabilsin. nuru kalbini ile Yani Allah'ın nuru indiği yeri kapsar ve kuşatır. Şimdi kulların kalbi inecek ama kul kapıyı kapatmış. Kapıyı kapatmış. O kapıyı kendi açması gerekiyor. Nasihat etin açsın diye açmıyor. Şimdi sen ona bütün nurları da getirsen kapıyı kapatmış. İnat, haset, fesat, kibir. Bunlarla yaklaşıyorsa insan senin sözüne bütün kapıları kapatıyor. Sen 104 kitabı da anlatsan orada içeri nur girmez yani. Onun için hakikati hakkı söyleyelim. Kabul edene mübarek olsun. Etmeyip inat ediyorsa, yok ben bilmem, ben bilirim diyorsa sadece, senin dediklerini dinlemem diyorsa yapacak bir şey yok. Allah'a sığının. Celle celaluhu. Allah hidayet etsin diye dua edelim. Nur indirsin kalbine diye dua edelim, çekinelim yani. Yapacağımız bu.